Hoş geldiniz. Evet, sizler de hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz etkinlikle ilgili? Evet, bugün Ankara'mızın, başkentimizin millet bahçemizde Türk Mutfağı Haftası'nın etkinlikleri başlamış oldu bugün. Biraz önce Sayın Valimizin, ASO Başkanımızın, vekillerimizin, belediye başkanlarımızın katılımıyla açılışını yaptık. Evet, Türk mutfağımız gerçekten dünya çapında lezzeti olan, birbirinden güzel, birbirinden ayrı lezzetleri olan bir mutfak. Bugün millet bahçemizde de bu etkinlik başladı. İkincisi düzenleniyor. Biz de çubuk olarak, tabii coğrafi işaretli ürünlerimiz de Türk Haftası, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katkı veriyoruz. Standımızı açtık. Çubuk turşumuz, çubuk işte vişne suyumuz, çubuk homaça yemeğimiz, agat taşımız, coğrafi işaretli ürünlerimiz. Onun haricinde hamur işlerimiz, efendim sarma, dolma gibi ürünlerimize etkinliğe katkı sağlıyor. Sayın Valim geliyor, ben karşıya. Evet, millet bahçemizdeki Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, tabii çubuk standımıza da hemşehrilerimize ilçemizin yöresel ürünlerini, coğrafi işaretli ürünlerini burada sunmaya devam ediyoruz. Tüm Ankaralı hemşehrilerimiz de bekleriz inşallah. Burada 25 ilçemizin güzel standları var. Her birinin ayrı güzel lezzetleri var. Hepsinin emeğine sağlık. Sayın Valimize, İl Kültür Müdürümüze, emeği geçen tüm arkadaşlara ben teşekkür ederim. Burada Altındağ Belediye'mizde çok güzel bir hazırlık yapmış. Onlara da tekrar teşekkür ederim. Başkanım, siz aslında gastronomi yabancı değilsiniz. Yazın evet. Zaten Çubuk Turşu Festivali'nde gastronomi konusuna da çubuğu girmiş oldu. Evet. Yöresel lezzetleriyle birlikte. Etkinlik nasıl geçti? Bir önceki Çubuk Turşu Festivali, biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. 2022'deki 15. Uluslararası Kültür ve Turşu Festivalimiz gerçekten bizim için de çok güzel etkinliklerin olduğu, çok yoğun bir katılımın olduğu, çok güzel, verimli bir festival geçirdik. Burada tabii sizlerin de büyük katkısı olduğu tanıtımlarla 500 binin üzerinde, yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşımız ilçemizi ziyaret etti. 300 tane stand kurduk ve ana temamız gastronomiydi 2022'deki 15. festivalimiz. Gerçekten çok büyük bir katılım oldu, çok beğeni oldu. Organizasyonlarıyla, oradaki etkinlikleriyle tüm gelen misafirlerimiz festivalimize çok büyük beğeni olduğunu, çok beğendiklerini bize de dile getirdiler. Gerek Ankara merkezden, gerek civar illerden, ülkemizin her yerinden vatandaşımız geldi. Tabii gastronomi temalı yapmış olduğumuz bu festivalimizde özellikle Türkiye Aşçı Federasyonu ile TAFET'te de çeşitli etkinlikler yaptık. Orada protokol imzaladık. İnşallah bunlar işte o etkinliklerin de devamı. Yıl içerisinde de yine gastronomi konusunda çeşitli etkinliklere devam edeceğiz. Hem yöresel ürünlerimizi, hem coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. İnşallah 16.sı düzenleyeceğimiz Eylül'de, Eylül'ün ikinci haftasındaki tarih netleşti mi başkanım? Tarihi tam şu an açıklamayalım ama hazırlıklara başladık. Genelde inşallah. Genelde öyle oluyor. Bu sene yine sürprizlerimiz var. Gençlere, vatandaşlarımıza. O zaman spoiler alalım biraz sizden. Efendim? Spoiler alalım sizden biraz. Evet, yani alalım. Gençlerimizin bu sene böyle enerjilerini atabilecekleri güzel etkinliklerimiz olacak. Onun müjdesini verelim inşallah. Yine sahne programları, konserlerimiz, etkinliklerle bu sene bir rekor daha bekliyoruz. Artık festival alanımız da yetmiyor. İnşallah onu da böyle geniş, daha geniş alanlara yayacağız. Şu an çalışmalarına başladık. Şimdiden Ankaralı hemşerilerimiz Eylül ayının ikinci haftasına programlarına yazsınlar. İkinci tarihi biz ilan edeceğiz. Ajandalarına, notlarına yazsınlar. Festivalimize şimdiden bekliyoruz inşallah. Etkinliği nasıl buldunuz Türk Mutfağı Haftası'nı? Biraz da onu soralım size. Evet. Çok güzel hazırlanmış, titizlikle hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle burada 25 ilçemizin ayrı ayrı lezzetleri var, ayrı ayrı emekleri var. Hepsine teşekkür ederiz. İşte hemen komşumuz Kızılcamam'ın bazlaması var, baklavası var. İşte bizim turşumuz var, yandan Allah'ın Polatlı. Yani her biri ayrı bir renk, ayrı bir değer. Vatandaşlarımız da şu an akın etmeye başladı. Dolu dolu bir festival geçecek, bir tanıtım programı geçecek.
Çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten teşekkür ederiz. Sağ başarılar olun. Dileriz. Sayın vekilimiz de evet ziyaret etti şu an standımızı. Tabii Zeynep şey... Hanım. Biz de Zeynep Hanım'ı hoş geldiniz diye. Bir restorana gittiğimde hangi turşu çubuk turşusudur, hangisi değildir çok net ayırt ederim. Bu konuda iddialıyım. Hiç sektirmeden tutturdum bugüne kadar gerçekten. O yüzden gerçekten çubuk gastronomisi Ankara gastronomisi açısından da önemli bir yere sahip. Dolayısıyla Türkiye gastronomi açısından önemli bir yere sahip. Çubuk turşusu tabii açıkçası Ankara denildiğinde ilk akla gelenlerden. Sağ olsunlar belediye başkanımızın da bu noktada çok önemli çalışmaları var. Zaten bir tesis vardı. Bu tesisi daha çok genişlettiler. İnşallah ilerleyen süreçte ilerleyerek devam edecek. Tabii ki sadece turşu değil. Çubuk özelinde çok daha farklı lezzetler de var. Ben bütün Ankara'lı hemşehrilerimi Başkent Millet Bahçesi'ne davet ediyorum. İnşallah bu lezzetleri her biri tatsınlar. Ve gerçekten Ankara'nın, Türkiye'nin lezzet noktasında ne kadar ileride olduğunu bir kere daha görsünler diyorum. Eyvallah. Geldiniz. Şey konuşuyor. Hani ben de çubuğun yöresel ürünlerinden hemen bahsedelim. Çubuğun yöresel ürünleri en başta adına festivaller yaptığımız, patentini aldığımız turşu. Yine patentini aldığımız homaça etimiz. Evet. Vişnemiz patentini aldığımız. 4 tane patentli ürünümüz var. Tabii kıtır kıtır çubuk turşusu var. Hemen şurada Agat taşını da göstereyim. Çubuk Agat adında Instagram hesabı var arkadaşlar. Oradan da sipariş verebiliyorsunuz. Ve burada da vişne suyu ikram ediyorlar. Coğrafi işaretli.